Hey Cory. Dinle dostum. Seni zorlamak istemem. Seninle konuşmamın tek nedeni, tüm bunları ben de yaşadım. Bak, ilk başta alışmak biraz zordur. Benim tek yapmak istediğim sana yardım etmek. Bak, oldukça tuhaf bir gün geçirdim ve sizi de sıkmak istemiyorum. Hey, söylediğim gibi seni anlıyorum. Annem ve ben durmadan taşınıyoruz. Çünkü o sürekli iş değiştiriyor. Ben de okul değiştiriyorum. Şimdiye kadar aklına gelebilecek her sebepten okuldan atıldım. Sanırım benim bir şeyleri doğru yapmak için son şansım bu. Ve buralarda hiç kimseyi tanımıyorum. Yani annen ve sen yalnız mı yaşıyorsunuz? Evet. Babam bir süre önce öldü. Ve bilirsin, doktorlar her şeyi berbat etmemin, sinirli olmamın nedeninin bu olduğunu söylüyorlar. Her neyse, sanırım sonuçta tam bir baş belası oldum, değil mi? Evet. Aynı sorunları ben de yaşadım. Biliyor musun? 4. sınıfın büyük bir kısmını cezada geçirdim. Öyle mi? Çok ortak yönümüz var. Bir şey soracağım. Sen daha önce hiç sporla uğraşmayı düşündün mü dostum? Evet, denedim. Ama olmadı. Birleşik Devletler'in en iyi güreş takımı bizimki. Daha hiç yenilmedik. Öyle mi? Biliyor musun, sen de denemelisin. Yani tabii, eğer istersen. Üzgünüm dostum, sanırım ben sadece okul saatlerinde burada olmalıyım. Sanırım bu bizim kaybımız olacak. Hey, şu tuhaf çocuklarla tanıştın mı? Tuhaf mı? Evet, bu sabah rastladığın çocuklar. Evet, onlarla tanıştım. Çok ilginç bir grup. Evet, ilginç oldukları doğru. Anlayamıyorum, nasıl böyle mutlu olabiliyorlar? Sisteme karşı gelmek dedikleri bu mu? Evet, bazen benim de içimden bu geçmiyor değil. Biliyor musun? Bu çocuklar tam baş belası. Bilirsin, okula gizlice girerler. Her şeyi berbat ederler. Neyse, ilk gününde bu saçmalıklarla canını sıkmak istemiyorum. Ya saçmalama, benim canımı sıkmıyorsun. Hadi Peri, gidiyor muyuz gitmiyor muyuz? Hey, kapa çeneni. Hey dinle. Belki bazen okuldan sonra takılabiliriz, ne dersin? Evet, iyi olur dostum. Şu güreş takımı konusunu bir düşün. Senin gibi öldürme içgüdüsüne sahip birine ihtiyacımız olabilir. Alo? Laissez-moi un peu de temps. Onu okuldan sonra görmediğine emin misin? Onların dükkanındayım. Gitmiş baba sarhoş. Kalsonun nerede olduğunu aldırmıyor. Lanet olsun. Onun böyle bir şey yapacağını biliyordum. Buradan gittiğini nereden biliyorsun? Mason, paranoyadan kurtulmaya çalış artık. Bu seni çok kötü etkiliyor. Kalso zaten bir süredir buradan ayrılmaktan bahsediyordu. Paranoyak olmadığımı biliyorsun White. Sence ne yapmalıyız? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Peki ya yeni çocuk? Bırak yeni çocukla ben ilgileneyim. Kal sorarsa nerede olduğunu öğrenmeye çalış ve ona olduğu yerde kalmasını söyle. Tamam. Evet. Ve kendine dikkat et. Tamam mı? Görüşürüz Mason. Dünyayı durdurun. İnmek istiyorum. Hey! Kapalıyız.